Kayra'dayız. Gördüğünüz gibi bizim hakkında ne var? Piramit var zaten, belli oluyor. Hatta şey, bu en büyük piramitten biri. Hofra. Khufu. 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 Piramit ismi. Şimdi yeni geldik zaten. Biraz böyle küçük, gerçekten inanılmaz bir tarih aslında. Burası bir mezarlık. Bu mezarlığından en büyük parçası ilk piramitti. Şimdi orada içinde gireceğiz. İçeride maalesef şey, kayıt atma yasaktır yani. Ama belki bir şey gösterebiliyoruz yani. Bu çok enteresan bir piramitti çünkü iki yolu var. Ve bu bütün Mısır'da tek piramitti ki Faraon'un kralı ortada kendi odası var. Çünkü normalde gelenekselli bütün odalarda şey, kralın odasında altında. İçinde gidiyoruz. Hazır mısın Zeno? Hazır mısın? Gidelim mi? Hadi gidelim. Zeno ile Polaroid çektik. Hatta iki tane çektik. Bir tane Zeno böyle bir fırladı, yakaladı. Çok yoruldu. Bacakları paramparça oldu. Tavsiye var, eğer piramit içinde bakmak istersen girmeden önce stretching yapın ki yoksa yanarsın, ama çok etkileyici gerçekten yani. Öyle bir hissediliyor yani. Şanssız buraya kadar geldiyse. 4000 yıl bu arada. 4000. Şimdi şey dediğim gibi aslında bu bir tane şey, mezarlı yani, piramit olduğun yerde bir mezarlı bir yerde. Üç tane piramit var. Onlar da şey, baba ve oğulları. Şimdi diğer tarafta şey, Sphinx'a da var. O tarafta da bakma şey, geçeceğiz yani. Gerçekten mutlaka en rüzgarlı günü Mısır'da ben yakaladım desek yalan olmazdı. Aslında 3 tane şey, küçük piramit vardı. Böyle kaldı. Burası şey, kralının, çünkü biliyorsun şey, çok eşi vardı. O içinde ve yakın ailelerde burada şey, kullandılar. Ama bir tane var. Şey, kralının favori eşi. O aslında ana piramit içinde. Kralının odasında altında. Yerinde tuttu. En büyük aşk her zaman yanında. Ölü bile için dedi. Aslında hayatı sadece şey, buradaki aslında şey, ölüden sonra hayat onları bekliyor ve onları birlikte şey taşıyorlar. Sadece böyle bir şey, küçük böyle bir altın kolyeler vesaire şey değildi. Aynı zamanda gerçek mobilya. Hatta daha fazladır. Burada istersen bir göster. Bu boşlukta gördüğünüz ki kralın teknesi, tekneleri şey, toprak katlarında getirdin ki öldükten sonra bulabilmek için. Aslında şey, ne kadar bereketli ve güzel olsun. Onun Türkçe konuşuyordum bir anda. Bir anda herkese Türkçe konuşmaya başladı. Ha. Cenaze törenini yıkamayın yerini, yani burada şey, Faraon yıkam şey, içini kapatmadan önce burada yıkıyordu. Gerçekten bunlar da la orijinal bu arada. Orijinal zemin. Çok etkileyici yani. Daha küçük, bunu şey, oğlu için yapılan bir piramit. O ismi Khafra.
şey kafra şey demek yani. Ra şey zaten tanrı yani. Tanrının oğlusu. Kendini böyle bir tanrının oğlusu ifade edildi. İsmi de böyle budur yani. Bu piramit aslında bir farklılık da var. Üstündeki tepede görebiliyorsunuz böyle bir şey var yani. Kaplamış gibi. Zaten bunun üzerinde diyorlar ki mutlaka sadece bu değildir. Bütün piramitler yani bu büyüklere küçüklere katlanmış olabilirdi yani. Çünkü bir şey bir tane beyaz bir materyalden yapılıyor ki gün içerisinde bütün güneş ışığı çekiyor ve akşamda böyle bir yıldız gibi dışarıda parlıyor yani. Yani aslında baktığı sürecinde gerçekten çok romantik bir hikaye ya. Polaroid bu güneşi almak gerçekten çok zor. Sphinx var yani. Birçok şey. Aslında böyle bir uyar için yapılan bir şey. Korkutmak için kitapları diyorlar. Ama aynı zamanda tabii ki de burada şimdi şey diyoruz yani. Burada bir adam var diyor ki ben Tanrı'nın oğluyum yani. Ben Tanrı'yım diyor yani. O için de bunu her türlü şekilde göstermek istiyor. Bu arada küçük bir bilgi veriyorum. Orası görüyorsunuz üçüncü şey var. Sorarlarsa niye üçüncü küçük yaptı? Varsa parabitte derler var ya gerçekten öyle. Şaka değildi. Çünkü o dönemli bayağı büyük bir ekonomi krizi yaşadılar. Ve daha büyük yapmak için elinde para kalmadı. Üçüncü ikinci oğlu maalesef böyle biraz da şey kaldı yani. Yine bir piramit var yani fena değildi. İkinci piramidin kralı Kafra heykel vardı bunu aldığında çıkarttılar şimdi müzede. Fakat burada şey delik kaldı ve burada turistlerde gördüğünüz gibi gelirken bir küçük böyle bir coin atıyorlar ve güzel bir direk tutuyor. Birkaç tane direk daha var. Tabii ki de Mısır deyince sadece şey piramit aklında gelmez. Dönemli papiroda kağıtı var. Çok meşhur, çok kullandı. Burada bir yerde vardı çünkü papiro nasıl yapıldığını gösteriliyor. Çok etkileyici. Bu şey seçilen sebebi birisi böyle bir şey güneş böyle bir şey rahan kandırıyor yani diğer tarafta kendini bunu sapı piramit bir şekli var. Bir haftan sonra böyle çıkıyor. Ben seni kapıyı veriyorum. Bu ise en pozitif ne? Evet, şimdi farklı bir yeri tavsiye etmek istiyorum. We are in Azhar Park. İnşallah doğru söyledi. burası en muhteşem bir parktı zaten. İnanılmaz böyle bir Kairo kaotik şehir içerisinde bir inci gibi bir yerde yani. Bambaşka, sessiz, yemyeşil. Çok güzel bir kafe tarzı var yani. Hatta burada mesela açık mangalda da yemek yapıyorlar. Belki farklı bir yerde tavsiye ederim. Bu arada eğer Kayra gelirseniz ve yemek yemek istiyorsanız kesinlikle bir yerde tavsiye ediyorum. Her şey üstünde. Tam piramit
karşısında piramit içeride ama şimdi dışarıda gitmeye gerek yok. Hani site içerisinde bir tane restoranı var. Biraz da fine dining tarzı. Yemekler de çok güzel ve çok kaliteli. Orada çekmek izin vermediler. Ama tabii ki de orası Hamid, do you remember the name of the restaurant we went yesterday in front of the pyramid? It's Caviar. Caviar. No, not with you. Not the second one, the first one in front of the pyramid. Yes, the one we ate at. The one that Zeno. Ah, Zeno, it's. The chicken liver. It's Kofu. Kofu. Kofu named after the pyramid. Ah, yeah, it's named after the restaurant is me, pyramid Kofu. Verildi. Piramit ismi. Tam piramit önünde. Orası aşikara. Kayra en güzel piramit manzarası olacak. Tam piramit içinde yemek yiyorsun gibi. Sanki faraonla birlikte yemek yiyorsun gibi. Tabii ki de çocukları burada belki yemek için biraz zorlanabilirler. Alternatifi var. Şükran. Etu şükran Zeno. Alternatif. Siz buraya gelirseniz ve bir tane mangal isterseniz doğru ismi Shoya. But not Shoya. 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 Shoya.